Merhaba sevgili frekans takipçileri, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Oğulcan'la bir oyuncu faresini değerlendireceğiz. Geçtiğimiz günlerde birinci versiyonunu değerlendirmiştik. Bu hafta da Monster'ın Pusat V2 modelli oyuncu faresini değerlendireceğiz. Ortalama 130 TL'ye temin edebileceğiniz fareye hadi gelin uçuş yapalım. Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum ama yapalım bir şeyler. Teknik tabloya baktığımızda çözünürlüğün oldukça yüksek olduğunu görebiliyoruz. Oğulcan da şunu fark etti. Bayağı bir makro tuşu bulunuyor. Zaten elinize aldığınızda da fark edeceksiniz. Özellikle sol kanatta bayağı bir makro tuşu döşemişler. Öyle söyleyeyim size. Oyun oynarken farklı fonksiyonlar yükleyebileceksiniz. Onun dışında Evego sensörle gelmesi de dikkatimizi çekmeyi başardı. Acaba tasarım bakımından dikkatimizi çekebilecek mi? Devam ediyoruz. Oldukça dikkat çeken kutumuz oyuncuya az havayı canlı bir şekilde sunuyor. Yeni oyun serüvenlerine başlama hevesi uyandırdığını belirtelim. Kırmızı ve siyahın oyuncuyu cezbeden havasıyla pekişmiş faremiz geniş gövdesiyle dikkat çekiyor. Sert plastik malzemeyle donatılmış olsa da elle hoş bir iz bırakan kauçuk bir yüzeye sahip. Sadece sağ eliyle kullanılabilen ürünün Pusat V1'e nazaran daha donanımlıyım ben havası var. Faremizin toplamda 13 tuşu bulunuyor. Avuç içerisine tam oturma sağlayan şişkin gövdemize yakından baktığımızda marka baskısını görebiliyoruz. Hemen yukarısında ise 4 adet makro tuşu bulunuyor. Kırmızı atla çevrili alanda ise çözünürlük gösterge ekranına yer vermişler. Ortada ise kaymayı önleyen standart fare tekerimiz bulunuyor. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Sol fare tuşunun hemen orada kırmızı bir makro tuşuna yer vermişler. Açıkçası CSGO gibi oyunlarda avantaj sağlayacak gibi duruyor. Ürünün yüzeyi genel olarak kayman bir yapıda ve kolay kolay leke tutmuyor. Tuşların fiyatına göre kaliteli olduğunu belirtelim. Ürünün beraberinde gelen ağırlıkları isteğe uygun tutuş şeklinize göre ayarlayabilirsiniz. Toplamda 160 gram olan ürünün 1.80 santimlik kaliteli bir örme kablosu bulunuyor. Kablonun dayanıklı ve kolay dolanmayan bir yapıda olduğunu belirtelim. Oldukça geniş ayaklara sahip alt yüzeyimize geçtiğimizde karşımıza mod ve renk değiştirme tuşları çıkıyor. Açıkçası fare altına konumlandırılmış tuş özelliği pek pratik durmasa da program vasıtasıyla da bu komutları farklı tuşlara atamak mümkün. Tasarımın genel olarak çekici bir havaya sahip olduğunu belirtelim. Fare tasarım bakımından çekici dursa da birinci versiyona kıyasla nedense daha az cezbedici geldi bana. Oğulcan tasarımını birazcık beğendi. Çünkü kırmızı ve siyah rengine oldukça büyük bir zaafı var. Işıklandırma konusundaki farenin başarısı da tabii ki yadsınamaz. Onun dışında malzeme kalitesi başarılı, kablo düzeniyle de dolanmayan bir yapıda olduğu için de dikkatimizi çekti. Sen bir şeyler eklemek istiyor musun Olcan? Çünkü hep ben konuştum abi. Diyor ki performansına bakalım diyor. Makro tuşların fazlalığı bazen kafa karışıklığına sebep olabiliyormuş tasarım bakımından. Tek eksik bulduğu nokta bu. O yüzden dikkat edilmesi gerektiği hususunda bir kez daha sizlere uyarmamı istedi. Şimdi derseniz performansına geçelim ve neler sunmuş görelim. Lazer sensöre sahip oyuncu faresi optik sensör gibi parlak ve beyaz yüzeylerde hassasiyet kaybına uğramıyor. Bu yüzden avantajlı ve kaliteli bulduk. 16400 DPI oranına sahip olması da büyük haritada oyunlarda avantaj sağlamış. Genel kullanım bakımından bir sıkıntı yaratmadı. Palm ve Club Grip tutuşlarda oldukça başarılı. Tabi makro tuşlarının da avantajı yadsınamaz. Lakin özellikle sol kanattaki tuş fazlalığını kontrol etmek biraz zor. Bazı zamanlar heyecanlanıp yanlış tuşlara basabilirsiniz. Ürünün kaldırma mesafesi de yeterli bir düzeyde. CSGO gibi oyunlarda istediğimiz performansı verebildi. Nokta atışı yaparken ya da ileri saldırılarda hassasiyetini konuşturabiliyor. Farklı oyunlarda da sensörün gücü fiyatına göre oldukça tatmin edici. Hem gündelik kullanımlarda hem de oyunlarda başarılı bir performans sunuyor. Fare seçimi gerçekten önemlidir. Bu hususta tasarımı ve makro tuşları da hesaba katmanız gerekiyor. Tabi performansı da es geçmemek lazım. Her yüzeyde iyi performans sergileyen Pusat V2, beraberinde gelen yazılım sayesinde de daha bir güzelleşiyor. Aslında şöyle bir avantajı var, yan tuşlar fareyi kontrol üstüne çevirmemize olanak sağlamış.
program vasıtasıyla oyunlar için kombolar atayabilir ya da kullandığınız şahsi programlar için kısa yollar atayabilirsiniz. Uygulamada çözünürlük, hızlanma, yavaşlama, renk modu, tuş atama gibi daha birçok özelliğe yer vermişler. Açıkçası sade ve kullanışlı bir arayüzü var. Uzun lafın kısası, farenin genel performansı oldukça başarılı. Sonuç olarak 140 TL'ye alınabilecek güçlü sensöre sahip fonksiyonlu bir oyuncu faresi arıyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz. Abicim çekilir misin şuradan? Ben de bir şeyler söyleyeyim. Önüme geçme. Bak kadraj büyük, ikimiz de anlatabiliriz. 130 TL'ye temin edebildiğiniz bu fare sayesinde büyük haritalı oyunlarda daha fazla performans elde edebileceksiniz. Ruz gibi oyunlarda birinci versiyona nazaran haritaya daha fazla hakim olabildim. Sensörün gücü gerçekten yadsınamaz. 130 TL'ye alınabilecek çeşitli özelliklerle donatılmış bir oyuncu faresi olmuş. Tercih tamamıyla size kalmış bir durumda. Olcan'ın hoşuna gitti. Benim de birinci versiyon hoşuma gitmişti. Dediğim gibi tercih tamamıyla size kalmış durumda. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın.